İyi akşamlar tekrar herkese. İyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtan yani galibiyetle ayrılacakken maalesef yine bir duran toptan kötü bir gol yedik. Ama oyuncularımı tebrik ediyorum her şeyden önce. Ortaya koydukları hem mücadele hem oyun anlayışı ve fedakarlıklarından dolayı. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir hücum hattı olan bir Antalyaspor vardı karşımızda. Onlara fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. İyi kapattık savunmada. Hücumda da fırsatlar yakalamaya çalıştık ve golü de bulduk aslında. İkinci yarı yaptığımız sahadaki pozisyon değişiklikleriyle. Siyo güzel bir gol attı. Öne de geçtik. Yine oyunu elimizde tutmayı sürdürdük. Pozisyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Daha sonra da duran toptan gol yedik. Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Ama anlayamadığım bir şey var. Yine son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Yanılmıyorsam geçen hafta aynı şey Beşiktaş maçında oldu. Yani ben hiçbir takımı şey yapmıyorum. Yani ben sadece hakemlerin bir standardının olmadığından biraz şeyim, muzdaripim. Çünkü biz de bilemiyoruz artık hangi pozisyon penaltı, hangisi değil. Yani bunun kararını hakemler acaba yani duruma göre, pozisyona göre, sonuca göre mi veriyorlar? Neye göre oluyor? Onu da anlamış değiliz. Çünkü aşağı yukarı birebir aynı pozisyon. Geçen hafta Alanyaspor maçında Kolkır'ın yerden gelen top eline çarpıyor. Bizim topumuz da kaleye doğru giderken arkadan tamam yerden geliyor top ama eline çarpıp yön değiştirip bu tarafta kalıyor. O topun kaleye doğru gidip gol olmayacağını söyleyebilir miyiz? Yani bunu yani sonuçta yön değiştiriyor. Ele çarpma ama artık bu açık el. Eller kapalı olması lazım orada savunma oyuncusunun. Bunu anlayamıyorum. Yani bunlar penaltıysa penaltı desinler, değilse değil desinler biz de bilelim. Yoksa bir maç penaltı verip bir maç vermediğimiz zaman sıkıntı oluyor. Ama kesinlikle yani maçı bunu bu pozisyona da bağlamıyorum. Sadece bunu bir ayrıntı diye söylemek istedim. Hayırlı olsun iki takıma da birer puan. Şimdi önümüzde Denizli Spor maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp oradan puan ya da puanlar alıp dönmeyi amaçlayacağız. Sizlerin sorularınız varsa alabilirim. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. İyi akşamlar hepinize.